İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kültür TV ekranlarında küresel diplomasi programıyla huzurlarınızdayız. Bugün yine dopdolu bir gündemimiz var. Tabii malumunuz Fransa'da seçimler gerçekleşti. Fransa seçimlerini değerlendireceğiz. Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze alım konusunu masaya yatıracağız. Tabii en önemli tekrar Orta Doğu üzerine önemli analizlerde bulunmaya çalışacağız. Çünkü Orta Doğu'da akşamdan sabaha gelişmeleri artık takip edemez hale geldik. Bunları analiz etmeye çalışacağız. Ve Türkiye'nin çok yakından tanıdığı, çok kıymetli bir konuğumuz var. ASAM terör uzmanı, aynı zamanda Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Eray Güçler hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Hocam dilerseniz sıcak gündem olarak Fransa seçimleriyle başlayalım. Evet. Aslında Avrupa'nın hatta bizim de çok yakından takip ettiğimiz bir seçim süreci yaşadık. Evet. Tabii de hocam malumunuz Avrupa'da yükselen milliyetçilik akımları, hatta evet. Trump seçiminden sonra özellikle yeni Trump'ların Avrupa'da da görülebileceğini mi? Brexit sonrası, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrası Avrupa'da dengeler nasıl değişecek, parçalanmalar devam edecek mi? Bu bağlamda Fransa seçimleri çok önem arz ediyordu. Evet, daha doğrusu çok önemli bir gösterge. Gösterge, evet, evet. Hocam. Evet, çok, yani, çok haklısınız. Onu doğru okumak lazım. Çok haklısınız hocam. Şimdi Macron'un seçilmesi aldığı %64 oy oranına rağmen Le Pen'in aldığı oy aslında yükselen milliyetçiliği de gösteren bir ifade bizim için. Hocam buradan başlarsak eğer Fransa seçimlerini değerlendirerek Türkiye ile olan ilişkileri nasıl etki doğurur? Bu konuda görüşlerinizi alalım. Yani şimdi teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Ben de burada olmaktan son derece keyif alıyorum, mutluyum. Sizlerle birlikte olmaktan çok güzel bir başlangıç, girizgah yaptınız öyle diyelim. Sağ olun hocam. Yani bu Fransa'daki seçimler aslında daha büyük bağlamda yani Avrupa ve küresel bağlamda neyi ifade ediyor? Aslında biraz derinliğine onu okumak lazım. Şimdi tabii bir önce biraz daha esprili yaklaşalım konuya. Bakınız dünyadaki liderler gençleşiyor yani. Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı çok genç. Evet. Aynı şekilde Kanada, Yunanistan böyle bir eğilim var. Yani daha güzel doğrusu, bir eğilim var hocam. Efendim böyle bir durum söz konusu. Dünyadaki liderlerin böyle gençleştiğini sanki görüyoruz bir anlamda. Tabii bunun ötesinde bu Brexit konusu Avrupa'nın sinir uçlarına dokundu. Yani Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği ile oluşturulmaya çalışılan ekonomik, siyasal ve mütakiben askeri birliğe doğru evrilme çabası içerisindeki Avrupa toplumlarının engelleyen bu amaçları önündeki en büyük korkuları haline gelen bir olgu oluşturdu. Acaba geriye mi dönüyoruz diye. Evet. Bu İngiltere'nin ayrılması bu noktada evet bu Avrupa Birliği'nin acaba bu birlik bozulur mu bozulmaz mı konusunda bir dünyada, Avrupa'da bir tereddüt oluşturdu. Şimdi tabii bunlar sosyal hareketler aslında. Bölgesel sosyal hareketler ama altında yatan temel dinamikler var. Yani İngiltere'nin ayrılması sürecine bakıldığı zaman Avrupa Birliği hemen kendini toparlamaya çalıştı. Dedi hemen ayrıl vesaire. Bir taraftan ekonomik olarak istediğini bulamama ki ayrılma süreciyle birlikte İngiltere ekonomisinde bir toparlanma başladı. Evet. Yani evet. Değil mi? Hı hı. Hani çok ilginç demeyeceğim çünkü zaten bunun için ayrıldılar. Hantallaşan Avrupa yani evet, kopma İngiltere'ye bir güç kazandı. O kadar bürokratik hantallığa doğru ilerledi ki yani bir taraftan dünyaya böyle kendi bürokrasileri üzerinden kendi değerlerini tırnak içinde söylüyorum ama kendi değerlerini, sözde değerlerini diyeyim hatta demeden de edemeyeceğim. Evet. Çünkü değerler çok önemli. Yani o demokrasi, insan hakları filan ama o maskele, onun maske olduğu aslında arka planda çok daha farklı şeyler olduğunu yıllardır gördük. Ama bir taraftan da yani aynanın arkasına baktığınızda ya bir baktık ki yani aslında bu maskelemenin kendi içlerinde de kendi toplumlarını adeta çürüten bir nem görevi gördüğünü de anlamış oldu. Yani evet. Bir tarafta ya o aynanın arka tarafı aynanın önünden bakanlar gibi değilmiş. Yani gerçek çok farklı. Evet, gerçek farklıymış yani. Onu da bir taraftan gördük. Tabii şimdi buna karşı bir reaksiyon gösterildi ama şu da bir gerçek.
Kimse fazla sevinmesin bu anlamda, özellikle Avrupa Birliği'nde. Yani bunu hakikaten sosyolojik bağlamda söylüyorum. Çıkan sonuç ki önümüzde bir milletvekili seçimleri daha var Fransa'da. Evet. Eylül ayında Almanya'da gene bir seçimler var. Bize şunu gösterdi. Yani şu ana kadarki söylemlerde, özellikle Le Pen'in söylemleri, sanki Fransa'nın da Avrupa Birliği'nden ayrılma niyeti olduğu yönünde güçlü sinyaller verdi. Şimdi net ifadelerle kullandım bunu hocam. Çok net. Yani acaba İngiltere'den sonra Fransa konusu büyük bir rahatsızlık yarattı. Eğer bu da gerçekten olsaydı, ki bence hala olma ihtimali mevcut. Yani bu bence dediğim, bunu sezgisel ya da duygusal söylemiyorum. Veriler zaten. Veri var, %40. Şimdi milletvekili seçimleri ne olacak? Çok hani birinci bir parti, birinci ilk round böyle oldu ama bu kaynayan sular durulacak gibi de görülmüyor şimdi Avrupa'da. Başbakan kim olacak? Evet, evet. Yani dolayısıyla bu birinci İngiltere'nin bu çıkma, Avrupa Birliği'nden çıkmasına karşı Avrupa Birliği bir defans oluşturabildi ama şimdi Fransa ilk etapta, şu an Fransa çıkmayacak gibi görünse de bir rahatlık, yani işte bu Emmanuel Macron'un daha merkez sağda, daha ortada ve Avrupa Birliği yanlısı tutumu biraz rahatlatsa da alttaki o sosyal kaynamayı çok fazla bastıramıyor. Hala yani da bundan söyleyeyim, yani çıkan Fransa'da sonucu şöyle okumak lazım. Hani %40'a %64, yani ne muhalefet küstü, ümitlerinden vazgeçti Fransa'da, ne de işte iktidarı kazanan Emmanuel Macron sevinebildi. Çünkü bir sonraki seçimde, dediğiniz gibi milletvekili seçimlerinde çoğunluğu kaybedebilir ve her ne kadar A şeklinde söylemleri olsa da, Avrupa Birliği şeklinde söylemleri olsa da, bu söylemler gerçekleşmeyebilir, tersine doğru da evrilebilir. Şimdi tabii burada siyasette öyle oluyor, böyle oluyor. Ha, ama siyaset şu an Avrupa Birliği'ndeki görmemiz gereken siyaset bu. Evet. Ve bu mevcut haliyle de Türkiye ile Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin ilişkilerinde mevcut durumdan çok fazla bir şey görünmüyor. Yani onu, Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ayrıca bu bağlamda değerlendirmek tabii gerekir ama yani çok özet olarak, eğer bu şekilde devam ederse, hani işte Macron'un liderliği eğer özellikle milletvekili seçimlerinde de bu şekilde devam ederse, Türkiye ile ilişkiler açısından çok fazla bir ümit beklemiyorum fazla şahsen. Fazla iyimser değilsiniz fazla hocam. Fazla iyimser değilim. Neticede Macron da Almanya merkezde Avrupa ülkelerinin politik güdümünde, politik ekseninde. Yani Türkiye ile ilgili takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye ile ilgili dış politika olgusunu Avrupa merkezde, Avrupa ülkeleri ekseninde oluşturmuş durumda. Yani bunu bu şekilde görüyorlar. Dolayısıyla ben de bu anlamda çok fazla Macron'dan çok fazla bir şey beklemiyoruz Türkiye'de. Ancak şunu diyoruz, bakın altını çizerek söylüyorum. Aşağıda kaynayan bir kazan var. Özellikle Brexit'le birlikte İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne adeta alternatif olacak şekilde yükselmesi, bu Fransa'daki kaynayan kazanı biraz daha ısısını yükseltebilir. Belki de hocam şu da olabilir. Şimdi toplumsal bir infial oluşmuş durumda Fransa'da. Sokaklar hala çok karışık. Şu an hala bir toplumsal bütünlük yok. Yani yok. Oluşması da çok zor gözüküyor. Brexit sonrası İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir eksenin oluşması, belki de Fransa'yı veya Fransızları, milliyetçilerini bile, işte biz de eğer bu birlikten koparsak yalnızlaşırız, bunun altında eziliriz psikolojisiyle acaba tekrar Avrupa Birliği'ne sarılma gibi bir ihtimali doğurabilir mi hocam? Böyle bir şey olabilir şimdi mi? Efendim, Avrupa devletlerinin kendi aralarında yalnızlaşması kavramı biraz ikincil, üçüncül görüyorum. Evet. Çünkü zaten birbirleriyle yüzyıllardır hani akraba ve yüz yüze bakan topluluklar. Tabii, bunlar. Kendi aralarında da şey değiller. Neydi onun ismi? Öyle sınırlar falan da yok biliyorsunuz. Yani tabii, son derece geçişken toplumlar. Kendi aralarında son derece iletişime ve etkileşime açık toplumlar. Dolayısıyla burada ki belirleyen, yani Avrupa Birliği'nde belirleyici olan parametrenin ben ekonomi
olduğunu değerlendiriyorum. Birinci öncelik ekonomi diyorsunuz. Evet, çünkü zaten ilk başladığında kömür çelik topluluğu olarak kuruluyor bu. Yani dolayısıyla eğer bu kömür çelik topluluğu daha sonra siyasallaşarak başlangıçtaki amaçlarına bir katma değer yaratamadığı noktada durgunlaşır. Hele bakınız bir ara hatırlarsanız sanırım 1900 yani Körfez 2003 öncesi 2000'li yıllarda Körfez Savaşı öncesi. Körfez Savaşı öncesi yani 2. Körfez Savaşı Amerika'nın Irak'ı işgali öncesinde hatırlarsanız bir AB kol ordusu kurulması gündeme evet, geldi. Avrupa Birliği kendi ordusu. Ancak ne oldu bakın Körfez Savaşı sonrası ortadan kalktı. Kalktı. Çünkü zaten Körfez Savaşı'nın Amerika tarafından Irak'ın işgalinin amaçlarından bir tanesi de sanıldığı gibi orada petrolü falan elde etmek değil. Evet petrol de vardı. Asıl amaç kendisine rakip olacak Avrupa Birliği gibi yani küresel güce doğru evrilen Avrupa Birliği'nin en hassas yönü olan enerjiyi kontrol altında tutmak suretiyle onları baskı altına almaktı. Ve bu o tarihlerden beridir de İngiltere ile Amerika arasındaki ilişki gizli falan değil açıktan ilişki vardı. Yani İngiltere AB üyesi olmasına rağmen bu şekildeydi. Doğru, evet, evet. Dolayısıyla bunun da yarattığı bir rahatsızlık var. Neticede herkes şunu görüyor artık görebildiğimiz kadarıyla. Avrupa Birliği o başlangıçtaki birlik olup bir ekonomik katma değer yaratarak Avrupa uluslarına daha medeni, daha refah seviyesi yüksek bir ortam mı sağlayamıyor? Sağlayamaz. Evet, bu durgunluğa girilmesi, İngiltere'nin kopması. Yani ben bu konuya son olarak şöyle ifade etmek isterim. Fransa'nın şu an efendim işte Macron liderliğinde ya da liderliği demeyelim de lider olup olmayacağını daha göreceğiz. Değil. Macron yönetimindeki Fransa'nın bu Avrupa Birliği'nde kalma, bağlı kalma, Avrupa Birliği eksenine kalma, bağlı kalma olgusunun biraz suni olduğunu düşünüyorum. Evet, çünkü aşağıda gerçekten kaynayan bir sosyal hareket var. Yeni kurumsal girişimcilerin çıkabilme potansiyelini bu anlamda yüksek görüyorum ki sokaklar bize zaten bu tabloyu biraz daha net veriyor. Hocam o zaman Avrupalı seçmenin sağa kaymasını da bu yönde değerlendirebiliriz değil mi? Elbette işte ona bağlamamız gerekiyor. Evet. Yani o kaynayan kazandan kastettiğim evet, o işte evet. Daha sağcı, daha ulusalcı, daha milliyetçi akımların neden? Bakın neden? Evet. Çünkü başlangıçta ortaya konan o Avrupa Birliği ile ortaya konan asıl ekonomik refah toplumu yaratma, daha fazla refah, daha fazla mutluluk yaratma amaçları bir yere kadar geldi. Ondan sonra durdu. Tıkandı kaldı. Bunlar kendi toplumlarına yani böyle bir mekanizma ile daha müreffeh, daha refah bir toplumu yaratalım, daha ekonomiyi daha iyi hale getirelim, bu anlamda teknolojiyi, insanlığı daha da güçlendirelim derken baktılar ki işte Arap Baharı'ndan tutun da dünyanın dört bir tarafı alev topuna döndü. Yani şimdi edemediler aslında. En son yani o kadar enteresan ki bizim söylememize de gerek yok. Papa'nın ne söylediğini duydunuz. Yani yeni insanlık yeni bir küresel tehditle, savaş tehdidiyle dünya Allah korusun yani. Tabii, Allah korusun. Anmak dahi istemiyorum. Tabii. Ama hakikaten bu işler böyle olur bir de. Yani yavaş yavaş ısınıyor. Dünya geçmiştekinden çok daha sıcak bir yer haline geldi. Yani bunlar işte ateşle barutun yan yana olması gibi bir durum halinde. Bakın Stephen Hawking'in bile söylemi var. Ben söylemlerini takip ediyorum. Önce 10 bin yıl sonra insanlık işte en az uzayda olmalı, dünya yaşanmaz bir hale gelir falan derken bine sonra da 100 yıla düştü. Yani şimdi bunlar tabii düşünen insanlar. Hocam hakikaten. Ekolojik dengelerimiz de var evet. Şimdi. Hani şimdi Antarktika'yı evet. İnceleyen Antarktika da aslında i̇şte çok ayrı bir konu ama. İşte hani evet. Bu açıdan da evet. Baktığınızda homojen olmayan Avrupa toplumları aslında perde arkasında bu çürümüşlüğü bence ve yani tamam değerler çok güzel. Hani bakın bunlara hiç diyecek İnsan bir şey yok. Her toplumun ulaşması gereken değerlerdir. Ben bunu savunuyorum. Ama bunu savunanların böyle olmak yerine içten içe çürümesini de okumak lazım. Hani işte bu bağlamda da bu amaçlara ulaşılamayınca kendi o uluslar
kendi toplumları kendi kabuklarına çekilme ihtiyacı hissettiler. Ama hocam burada şimdi kendi söylemlerini çürütüyorlar. Şimdi İslamofobya mesela bunun en bilindiği İslam düşmanlığı. İslam karşıtlığı. O bile son derece klasik suni bir söylemdir yani. En basit ne zaman olarak, bu çürümüşlük ortaya çıksa, ayyuka çıksa. Evet. Şimdi isim örnek vermeyeceğim ama mesela Avrupa'nın böyle kurumsal yapıları var. Bakın bunu ben isim vermeyeceğim ama buyur, izleyicilerimiz tabii hatırlayacaktır. Gerçekten kimseyi de çünkü bu anlamda şey yapmak istemem, zan altında bırakıyorum. Ama bakın Avrupa'nın her açıdan kendi kalıplaşmış, Avrupa'yı böyle ayakta tutan kurumsal yapılarında ne zaman bir çürüme falan ortaya çıksa, ne zaman bir skandal vesaire ortaya çıksa, yani onlar üzerinden Avrupa toplumlarının değerlerinin ne zaman erozyona uğradığı anlaşılsa, bakın bu İslamofobi ortaya çıkar. Hemen en klasik anlamda hemen sarılınan, yapışılan ve bir taraf, yani bunları unutturmak için çok nasıl diyeyim, acil panzehir onlar ortak için. Ondan bir şey yani ben olaya böyle bakıyorum. Yani onlar bilmiyor mu? Yani onlar en az bizim kadar İslam'ı gayet iyi biliyorlar. Ben size söyleyeyim yani. Hani görüyoruz çünkü konuşmalarda falan öyle şey değiller. Yani İslam İslam'ın öğretisi, İslam'ın değerlerinden bir haber olmadıklarını ben pek çok özellikle üst düzey görüşmelerde, konuşmalarda da bunları gördük. Bir yani hakikaten işte şimdi ben şunu da söyleyebilirim burada. Yani ya bunlar işte Suni İslam'ı fobiye yaratıyor. Ya hakikaten öyle yaratıyorlar. Hani neyini konuşalım yani? Ve bu bugünün meselesi de değil. Ne zaman bu kurumsal değerlerinde böyle skandal çürümeler ortaya çıksa bunların sarıldığı acil panzehir kendilerine göre bu İslamofobiya. Yani dolayısıyla ben birazcık da olaya bu şekilde bakıyorum yani. Doğru hocam, doğru. Şimdi hocam peki bu yönde Türkiye'nin politikalarına gelecek olursak, Türk dış politikasında. Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz özellikle tabii 2002 sonrası tek parti hükümetiyle birlikte Türk dış politikasında önemli değişimler, önemli revizyonlar ve reformlar gerçekleşti. Çok. Çok ciddi çok manada. İşte Türkiye genelde yüzünü sırf batıya dönmüş bir ülke yerine artık Orta Doğu, Asya, Kafkaslar, hatta deniz aşırı bölgelere dahil müdahil olabilen bir ülke durumuna doğru evrilmeye başladı. Bu süreç hala devam ediyor. Peki hocam, Türkiye'nin tabii bunun içinde Şangay var biliyorsunuz. İşte Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri var. Bunu Türkiye'nin bu çok yönlü dış politikası eksen kayması olarak değerlendirildi biliyorsunuz. Ve Avrupa'dan kopacak, Avrupa Birliği'nden kopacak, yarın NATO'dan da çıkacak. Bu tip şeyler yorumlara neden oldu. Şimdi hocam, Türkiye'nin bu politikaları Türk dış politikasının bir zorunluluğu mu yoksa bölgesinin getirdiği jeopolitik ve jeostratejik bir uygulama mı? Bu konuda düşüncelerim var. Yani teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Ben bunu daha önce yaklaşık bir yıl kadar önce de gene bir şeyde açıklamıştım. Eğer yani düzgün verilerle doğru analizler yaparsan söylemlerinizde bir değişiklik olmuyor. Şimdi evet, gene aynı gündeme geldi. Bunu çok kıymetli izleyicilerimiz size doğru bir şekilde anlatmayı ben bir borç biliyorum. Efendim, yani işte bu bir kabuk kırma olayı aslında. Yani bakın demin ne dediniz? Bu klasik bir, ben artık söylemler üzerinden de biraz analiz yapmak isterim. Tabii sözüm size değil, genel anlamda. Buyurun, sırtını batıya dönüp dönmeme. Yani şimdi sırtına batıya dönmediği zamanlar, şimdi bir kere sırtını batıya dönme diye bir durum söz konusu değil. Ama bu kavram üzerinden Türkiye'nin müstemleke bir devlet olarak bunların Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği ülkelerinin emrinde bir devlet, müstemleke bir devlet olgusunu devam ettirmesi arzu ediliyor. Şimdi artık Türkiye bu oyuna gelmeyecek. Onu size söyleyeyim. Yani hatta yaklaşık bir yıl kadar önce şöyle bir kavram kullanmıştım. Dedim ki, Türkiye kendi eksenini yaratıyor. Özellikle Rusya ile o paradigma değişimini, Rusların Türkiye, Suriye özelinde Türkiye ile olan ilişkilerinde o paradigma değişimini ifade eden yeni oluşum, İran, Rusya ki yoktu yani düşünün, evet, o güne kadar hiç olmamıştı. Türkiye'nin kendi eksenini yaratma çabası olarak ben görmüştüm ki bu çaba bizim ülkemizin kendi iradesiyle geliştirildiği için, bakın bütün provokasyonlara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler
Hiçbir zaman dibe tekrar geri vurmuyor. Uçak, Carlos suikasti. Hiçbir zaman evet. Tabii yani bunlar çok, çok ciddi. Yani tarihte çok yani bakın Birinci Dünya Savaşı bir Sırp'ın Avusturya veliahtını vurmasıyla ortaya çıkmıştır. Yani siz gidip Allah korusun yani ama nasıl bütün bu provokasyonlara rağmen işte bu Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle kendi büyüttüğü bir çiçek gibi düşünün. Kendi büyüttüğü bir bitki gibi düşünün. Dışarıdan almıyorsunuz. Siz büyütüyorsunuz, ekiyorsunuz, suluyorsunuz, kendi koruyorsunuz. Kendi özünüzden, kendi ekseninizde, kendi inisiyatifiyle geliştiğiniz bir eksen olduğu için öyle her rüzgarda bu uçmuyor. Savrulmuyorsunuz. Yani savrulmuyor. Şimdi bu biz bunu görüyoruz artık. Yani burada tabii kavramları artık içini düzgün oluşturmamız, doldurmamız lazım. Türkiye batılı değerleri elbette savunuyor. Yani savunmamak mümkün mü? Demokrasiyi savunmamak mümkün mü? İnsan haklarını savunmamak mümkün mü? Efendim mesela özgürlükleri savunmamak mümkün mü? Yani bu medeni bir ulus olacaksak, muasır medeniyete çıkacaksak buradaki en önemli kilometre taşları. Ancak yani bunlar var diye ekonomimizi, siyasetimizi, ordumuzu, bütün kurumlarımızı onların emrine verip onların istediği kadar teknoloji geliştirip geri kalan tamamını onlardan alıp sömürge böyle 3 kuruşa muhtaç bir müstemleke devlet mi olalım şimdi? Yani bunu ayırmak lazım. Yıllardır Türkiye işte bu batılı değerler adı altında maalesef böyle bu tür provokasyon ya da bu tür kavramların farklı yorumlanmasına ya da farklı kavramlar üzerinden maalesef farklı çizgilerde yönetildi. Şimdi tabii bu anlamda bir nasıl diyelim böyle bir kalıplaşmış yargıların da aslında geçmişte oluştuğunu görüyoruz. Efendim işte ben Almanya ile eğer bir ilişki ve iletişim kuruyorsam Rusya ile kuramam. Efendim eğer biz işte İngiltere ile ilişki ve irtibat kuruyorsak hayır Arap ülkeleriyle ne işiniz var sizin? Tercih vazgeçiş değil. Bakar mısınız yani Arap ülkeleriyle ne işiniz var sizin? Filan Amerika ile ilişki kuruyorsanız Çin'e niye gidiyorsunuz? Şimdi bunlar yanlış. Bunlar şu an Türkiye ne yapıyor? Sizin sorduğunuz sorunun net cevabını vermek istedim. Evet. Şu an Türkiye büyük devlet refleksi gösteriyor. Ama ben çıkarlarımın örtüştüğü oranda örtüştüğü ülkelerle efendime söyleyeyim ilişkilerimi geliştiririm. Ve geçmişteki Türkiye değil hocam. Şimdi evet. 60 yıl işte, önce. İşte mesele bu. 59'a rahmetli evet. Fatih Rüştü yani Zorlu. Şimdi S-400'lere gireceğim birazdan. Yani hatta siz de bu kliste sormuştunuz hocam. Yani S-400'lere alması bir mahsur teşkil eder mi, etmez mi, ne olur ne olmaz. Şimdi bakınız bunun üzerinden konuyu biraz daha açıklamaya çalışalım. Efendim 1970'li yılların sonlarında 79'da bu S-300'ler. Rusya tarafından geliştirildi. 90'lı yılların sonunda da bu 300 kilometreyi gösteriyor. Orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemi. 400 de bunun menzili uzatıyor. Hakikaten 6 bataryada 12 hedefe kilitlenebiliyor. 35 bin metreye, 35 kilometreye kadar bir irtifada hava savunması sağlayabiliyor ki bunun 185 kilometreye çıkarmaya çalıştıklarını biliyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Yani eğer bir uçak o savunma sistemini olduğu yere bir taarruz yapacaksa minimum 35 bin metrenin altına inemez. Şimdi hiçbir uçak da 35 bin metreden attığı bir bombayı yerde istediği hedefe vuramaz. Şimdi öyle bir durum var. Yani dolayısıyla bir güvenlik sağlar. Şimdi dolayısıyla bunlar şu an Çin ve Hindistan'la Rusya bunları vermek için anlaşma yaptı. Anlaşmaları olduğunu biliyoruz. Verdi mi vermedi mi Çin'e verdiğini öğrendik ama Hindistan konusunda net bir bilgimiz yok. Evet. İşte Türkiye'ye de yani dünyada iki ülke haricinde üçüncü ülke olarak da Türkiye'ye bakın veriyor yani. Şimdi aslında isteyen başkaları da var ama vermiyor. Yani burada Türkiye'nin tercihini Türkiye'den kullanıyor. Tercih edilen bir ülke olması hasebiyle özellikle bunu ifade etmek isterim. Yani Türkiye'nin ne kadar merkezi anlamda ne kadar önemli bir rolü olduğunu görmemiz lazım. Ve Türkiye bu ağırlığı her geçen günde artıyor. Eğer birazdan terör konusuna girecek olursak evet, bunu hocam. Haritalar üzerinden de evet. Açıklamak isterim. Bu nedenle şimdi bu tabii farklı bir sistem yani NATO sisteminin dışında bir silah. Ya efendim bakınız bunlar çok doğru şeyler değil aslında.
Efendim entegre olmuyor da oluyor da vesaire. Yani niye entegre olmasın? Yani bunun entegrasyonu için evet elektronik ortamda belki entegrasyon ilk başta olmayabilir ama farklı entegrasyon metotları var. Bu bir. İkincisi yani bugün bir F-35 uçağı için biliyorsunuz ortak konsorsiyum evet. 6 milyar dolar vereceğiz, veriyoruz. Bu da bunun maliyeti de yaklaşık 3 milyar dolar. Ve Türkiye'nin gerçekten bölgede bir hava savunma yüksek irtifa, orta ve yüksek irtifa hava savunma ihtiyacı var. Hava savunma sistemi ihtiyacı var. Dolayısıyla yani bu kadar dayatmalarda en ufak bir hususta bile terörle mücadelede özellikle işte yok benim silahımı kullanamazsın falan deyip yıllardır Türkiye'nin canı sıkılıyorsa yani bu silah da Türkiye envanterine girer ve başarıyla da kullanılabilir. O zamanki tek boyutlu boş politikada evet. Hocam rahmetli İsmet İnönü işte Johnson mektubu meşhur biliyorsunuz o zaman. Bu mektupta işte Kıbrıs'a müdahale olursa NATO silahlarını kullanamazsınız diyerek Türkiye'yi o zaman çıkartma gemimiz bile yoktu biliyorsunuz hocam. Evet. O kadar zor durumdaydık ama Türkiye'nin geldiği nokta milli savunma sanayinde. 1952 evet. yılında biliyorsunuz Türkiye NATO'ya üye oldu. Ve 1952 yılından bu yana da ordu ve savunma sistemleri teknolojisi NATO'ya göre demeyelim de yani NATO ülkesi NATO üyesi ülkelerin teknolojilerine göre dizayn standartlarına göre dizayn edildi. Yani bu teknoloji Batı teknolojisi. Ama Doğu'da bu teknoloji yok anlamına gelmesin. Bir de öyle bir algı yaratılıyor yani. Bu doğru değil. Dolayısıyla tabii şöyle bir şey var. Bunun acısını yıllardır çekiyoruz. Mesela Türkiye kendi özellikle doğalgaz alımında enerji hatlarını hep çeşitlendirmek için uğraştı. Bu doğru bir yaklaşımdır ve çok az kriz oldu bu noktada da. Enerji politikalarımızı düzgün ilerletti. Enerji politikalarımızı bu anlamda tutarlı olduğunu söylemem mümkün. Evet. Şimdi ama aynı olayı kendi ordusunu dizayn ederken başlangıçta yapamadı. Yani bir tek NATO'da kaldık. Aslında iki şey yapılmalıydı ki şu an yapılan şey o, onu da söyleyeyim. Bir, alternatif teknolojiler üretilmeliydi. Özellikle yerli ve milli teknolojiler. Yani bunlar hazır bize veriyor. İstediği yok öyle bir şey. İşte Johnson mektubu evet. örneğinde olduğu gibi. Evet, ki başka zamanlarda da benzer sesler, işte biliyorsunuz Hollandalıların, Almanların Patriot'ları vardı. Bir gece kafası bozuldu. Bunların çekti aldılar. Yani dolayısıyla bizim Patriot'umuz olması lazım. Bizim kendi milli sistemlerimiz olması lazım. Bugün biliyorsunuz savunma sanayi fuarı var. Evet. Bu anlamda herkesin orayı görmesini isterim. Hı. Türkiye'nin savunma sanayi alanında ulaştığı teknolojiyi göstermesi bakımından son derece önemli bir fuardır. Bir kere milli ve yerli teknolojiyi biz üretmeliydik. Neler oldu? Bakınız işte şu an biliyorsunuz yerli Türk savaş uçağı üretilmesi sürecindeyiz. Planı falan değil, sürecindeyiz. Sürecine girdik artık. Ve bunun en son aldığımız bilgi motorunun Türkiye'de firmasıyla, hani geçen hatırlarsanız İngiltere Başbakanı gelmişti. O zaman ortak bir savaş uçağı yapalım projesi gündemdeydi. Rolls-Royce'da dünyada en önemli uçak motoru üreten firmalardan ve Türkiye'de üretilecek ve milli imkanlar, yani teknolojik transferi vesaireyi Rolls-Royce'da yapabilirler. Bunda bir sorun yok. İşte aynı atak helikopterler İtalyan Mangusto firmasının prototipinde geliştirilen yine yerli ve milli bir helikopterimiz oldu ki. Vidalarını biz sıkacağız sonuçta hocam bunların. Vidalarını biz sıkacağız. Hayır, vidayı biz üreteceğiz. Vidayı da biz üreteceğiz. Yani tabii. Motorunu da biz üretiyoruz. Evet. Bakınız onlar da ben hatta size şöyle de bilgi vereyim. İlk geldiğinde deniz seviyesine göre yapıldığı için o helikopterler böyle Hakkari, Şırnak gibi yüksek, Cudi, Kato Dağı vesaire gibi yüksek irtifada titreme yapıyordu şeyde. Motorda mesela onları Türk mühendisler giderdi ve yeni motorlar üretildi. Bu müthiş bir şey hocam. Ya tabii ki. Müthiş bir şey. Yani. Ama bunun halkın da bilgilenmesi evet, lazım işte hocam. Evet, bilgilendiriyoruz kıymetli. Eksik olmayan hocam ağzınıza sağlık. Ve evet. Yukarıda bu titreme nedeniyle mesela 3000 metrelerde, 4000 metrelerde... Mesela bu taşıma kapasitesi düşüyordu. Şimdi bunların hepsi giderildi. Hepsi gideren kim? Türk mühendisi. Türk mühendisi. Ha, patente oraya ait olabilir ama alıp burada üretip geliştirip milli hale getirenler bizim
kendi mühendislerimiz ve yani hiç kimse şu an, mesela bir örnek vereyim el netice, hiç kimse ben Atak helikopterinize ambargo koyuyorum falan diyemez. Dese de bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Çünkü bizimkiler üretiyor. Yani bizimkiler üretiyor. O Turman Marshall yardımları gibi değil ya hocam, böyle şeyler işte gelmiyor. Yani. O günler geçti yani. Hani hayırsız komşu insanı mal sahibi yaparmış ya. Ya bizim Türk aklı da, Türk zekası da hakikaten böyle kriz zamanlarını aşacak o kadar ince zekaya sahip ki Türk milleti. Bunu da gayet güzel aşıyorlar yani. İşte şimdi mesela bu yeni Türk savaş uçağı biraz inceleme fırsatı buldum. Hani teknik özellikleri hakikaten yani gurur vermenin de ötesinde müthiş bir ümit veriyor insana. Yani Türkiye'nin o büyük Türkiye'nin oluşumunda, o güçlü Türkiye'nin, o onurlu Türkiye'nin, o yiğit Türkiye'nin, tamam mı, Türk milletinin böyle başını daha da yükseltecek çok ümit verici, çok gurur verici bir proje. Yapanlardan Allah razı olsun diyoruz. Emeği geçenlere saygılar ve hürmetler sunuyoruz. Gerçekten yani demek ki isteniyorsa yapılabilirmiş. Şimdi bir kere bu NATO konusunda milli teknoloji. İki, bununla paralel tabii bir tek milli teknolojiyle olmuyor bu iş. Alternatif teknolojileri de bugüne kadar ordu içerisine sokmamız gerekirdi. Kendi milli sistemlerimizin yanında NATO bir karma sistem kurulması. Bu NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye yönelik siyaseten karşılaştıkları pürüzlerde Türkiye'ye yönelik ambargo tehditlerinin minimize edilmesinde son derece önemliydi. Ha, bugüne kadar bu yapılmadı ve her bir yapılmaya çalışan da işte rahmetli Adnan Menderes gibi böyle belki de rahmetli Özal gibi, belki de diyorum çünkü tam netleşmedi ama netleşecektir. Rahmetli Adnan Menderes örneğinde olduğu gibi maalesef başına bin bir türlü bela getiriyorlar. Hocam, Özel Harp Dairesi biliyorsunuz o konuda, o zaman kurulan bu süper nota dediğimiz Özel Harp Dairesi zaten bizim askeriyemizi kontrol altında tutan, Türkiye'nin ne kadar teçhizatı var, ne kadar silahı var. Hatta tabii tarihten bir örnek ama Türk Mukavemet Teşkilatı Kıbrıs'ta kurulduğu zaman rahmetli Fatih Nuşlu Zorlu Dışişleri Bakanı bunu Özel Harp Dairesi'ne gizli olarak malzemeleri gönderiyordu. Evet. O boşalan yerlere de başka malzemeler doldurup Amerikalılar anlamasın diye bir kamuflaj yapıyormuş. Bunlar çok aslında önemli detaylar. Ama Türkiye'nin hocam artık siz de arz ettiğiniz üzere bu milli savunma sanayinde çok önemli hamleleri devam edecektir. Bu şimdi konuda bir de hocam şöyle bir şey size söyleyeyim. Yani bu tür olgular gerçekten volan gibidir. Evet. Yani bu tür mesela teknoloji üretme, teknoloji kendi teknolojinize dayalı işte efendime söyleyeyim araç gereç üretme, buradan yüksek teknolojiye ulaşma, yıllardır böyle müstemleke gibi yönetilmiş ülkeler için hakikaten zor. Ben maalesef bundan tabii üzüntü duyarak söylüyorum. Ama geçmişte ülkelerimizi maalesef Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın, Amerika'nın emrinde esas duruşta işte bir dolarla bilmem doları yükselten bir kitap fırlatmasıyla biliyorsunuz allak bullak eden ülke konumunda tuttular yıllardır. İşte millet o yüzden bu milletin hafızası sağlamdır. Ama hocam bir detay vereyim çok müsaadenizle. Buyurun. Madem şimdi biz eğer bu 15 Temmuz faciası sonrası çok kısa bir zaman sonra Fırat Kalkanı operasyonu yaptıysak bizim hocam mayamız kuvvetli. Tabii. Yani her ne kadar dışarıya karşı. Onu da açıklayabilirim. Evet, evet. Hani bir volan etkisi gibidir bu tür süreçler. Evet. Bakınız 2 yıl önce işte bu yeni terörle mücadele konsepti, teknoloji yoğunluklu. Yani insan istihbaratından, human intelligence'dan teknoloji yoğunluklu mücadele konseptine geçildiğinde söylediğimiz şey yani örgüt dayanamaz. Dünyada hiçbir örgüt bu baskıya dayanamaz demiştik. Evet. Şimdi bunun şeylerini görüyoruz. Tabii şöyle bir durum var. Yani tutup da siz işte sözde FETÖ'cüler gidip işte bir yerleri ele geçireceksiniz filan. Oradan da orduyu ele geçireceksiniz filan. Yani toplumsal karşılığı olmayan, Türkiye'de toplumsal karşılığı olmayan hiçbir hareket yükselemez. Neticeye ulaşamaz. Yani bu kadar basit. PKK için de bu geçerlidir. Yani aynı mantıktan baktığınızda PKK'yı. Dolayısıyla bu şeyler
FETÖ'cüler büyük bir aldanmışlık içerisindeydiler. Yani işte belalarını da buldular. Millette devletini koruma noktasında, bakın millet devleti korumuştur. 15 Temmuz'da devlet normalde toplumu korur, milleti korur. Fakat tersi oldu. Bizim Türkler çıldırdı tekrar. Çılgın Türkler tekrar çıldırdı ve millet devletini korumuştur. Bunlar da hak ettiklerini bulmuştur. Bulmaya da devam edecekler. Ancak bir çok kısa da bir şey söyleyeyim. Çünkü konuyla da ilgili bir reklama takım çok az zamanımız kaldı hocam. Sizden de ulaşıyoruz. Tehlike geçmemiştir. Bak bunu hala söyleyeyim. Evet, kimse gevşemesin. Bak tehlike geçmemiştir. Kimse gevşemesin. Ancak tabii mağduriyetleri de önleyecek mekanizmaları da çeşitlendirme gerekir. Aksi takdirde bu adamların bir isteği de bu olayın bir toplumsal soruna dönüşme yönünde de evet bir gayretleri olduğunu biliyor. Bu oyuna da gelmemek lazım ama kimsenin de gevşememesi lazım. Sonuna kadar da bu işin peşinden gitmek lazım. Gitmek lazım. Hocam 1,5 dakikamız falan kaldı aşağı yukarı araya. Şimdi esasında bu Rusya'dan bahsettik. Avrasya Birliği projesi Şangay'dan da biraz sizden bilgi almak istiyoruz ama bölünmesin diye hocam bunu ikinci bölüme saklıyorum. Peki. Şimdi hocam araya kadar isterseniz yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve özellikle 1 dakikamız kalmış hocam. Bir cümleyle hocam, neler, evet, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'daki bu Anadolu'daki terör faaliyetlerinde hocam, terör örgütünün önleme faaliyetlerinde başarılı görünüyoruz mu hocam? Milli savunma sanayi. Şimdi onu ben detaylı açıklayacaktım da şeyi söyle açıklayacağım da zaten. Şimdi bir kere ilk defa PKK yurt içinde kış üstü dönmesini yapamadı. Evet. Bu işte bu başarının sonucu ve bu başarı bakın atık helikopterleri, İHA'lar, Predator'lar, gece görüş sistemleri, gece görüş sistemlerinin silah klasik silahlara montesi, yine bunu hedefleri yani hedef tespit takip ve bilgi aktarım sistemlerinin oluşturulması, bunların yazılımları, bunların hepsi Türk mühendislerinin başarısıdır. Bizim onları da bir kere daha tebrik ediyoruz. Kolay işler değildir bunlar. Gizli kahramanlarıdır. Evet. Yani Türkiye gerçekten çok büyük bir mesafe aldı. Evet. Ben bunu birazdan harita üzerinden kıymetli izleyicilerimize açıklamak istiyorum. Tamam hocam. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz peki, hocam. Evet peki. Sevgili izleyenler, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet sevgili izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Gerçekten en hassas noktalara değiniyoruz. İzleyicilerimiz evet, de çok evet, memnun, ümit ediyoruz. İzleyicilerimizin doğru bilgilenmesi önemli. Doğru bilgi hocam. Şimdi, evet aynen yani, öyle. Yani herkes Türkiye'de terörün bitmesini istiyor ama kimse de biteceğine inanmıyor. Şimdi tabii bu niye? Yıllardır maalesef bu terörle mücadelede görünenle yapılan aynı şey olmadı. Yani hep milletimizin, askerimizin ve milletimizin fedakarlığı, feraseti üzerinden maalesef politikalar üretildi ama üretilmesi gereken teknoloji üretilmedi. Bakın terör niye var Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki arazinin sağladığı, coğrafi şartların sağladığı imkanlardan yararlanıyor terörist. Geçit vermez yollar, dağlar, o yüksek, dik, derin vadiler, uçurumlar, işte bunlardan yararlanıyor terörist. Buna karşı ne yapılmalıydı? Buna karşı ikide bir çıkıp belini kırdık, merini kırdık deyip yalan söyleyeceklerine oturup teknoloji şu anki olduğu gibi teknoloji üretilmeli. Klasik söylen bıçak kemiğe dayandı evet, hocam biliyorsun. Hep evet, bıçak kemiğe evet, dayandı ama dayanıyor ama bir şey olduğu ama yok. Şey yok. Yani zaten burada bakınız ben bunu ta yıllar önce yani silahlı kuvvetlerde görev yaparken bu söylemiştim, ifade etmiştim. Milleti bu şekilde bir psikolojik eşiğe getirmeye çalıştılar. Yani diyorlardı ki asker uğraşıyor. Bak olmuyor, polis uğraşıyor, olmuyor, siyasetçisi uğraşıyor, olmuyor, devlet uğraşıyor, olmuyor, millet uğraşıyor, olmuyor. Ya şunları da bir dinleyin o zaman, hatırlayın PKK'nın söylemlerini ve PKK'nın legal uzantılarının söylemlerine bakın. 100 yılda olsa konuşalım. Lan neyini konuşacağız? Ülkenin bölünmesini 100 yıl konuşulur mu? Yani çok tabii bizi de tahrik eden, milleti kanatan, milletin sinesini kanatan söylemlerdi, uygulamalardı. Sinir uçlarıdır hocam bunlar. Çok evet, bunlar sinir uçlarına uğraşıyor. Yani bu milleti parçalamak mümkün mü? Ne mümkün yani? Evet. Allah korusun asla. Çünkü Kurtuluş Savaşı'na hangi milletler Kurtuluş Savaşı, bizim milletimizin verdiği gibi bir Kurtuluş Savaşı vermiştir? Hangi milletlerin tarihsel dönemlerdeki toplumsal inşa süreçleri bizim milletimiz gibidir? Yani şimdi oturup sosyoloji kitaplarıyla, kuramlarıyla bir milleti bölemezsiniz. Kesinlikle. Onlar kitaplarda kalır. Gerçek uygulama farklıdır.
Evet. Ki, şimdi tabii bu yıllardır hep bu yapılmaya çalışıldı. İnsan istihbaratına dayalı, yani insan istihbaratı, human intelligence denen husus, yani alanda casuslarınız var, ajanlarınız var. Coğrafyada görev. Evet. Yani işte haber elemanlarınız var, haber kaynak ve vasıtalarınız var, özel haber elemanlarınız var. Bunlar size bilgi getirir. Sonra siz bunları işte hava fotoğraflarından filan teyit edersiniz ve operasyon planlarsınız. Ama bu arada teröristin yeri değişir. Ve bir operasyon planladığınız zaman düşünün, bir birlik hareketi olduğunda da terörist sizi görür. Hatta sizin bu hareketinize göre de yeniden pozisyon değil, size saldırır. Yani öyle bir girdabın içerisindeydi Türkiye. Ha, şimdi ne oldu? Ne oldu? İşte uçaklar gider, bombalar dağları, taşları. O bir rahatlama, psikolojik rahatlama sağlar. Sonra terörist olduğu yerden çıkar, tekrar karakolları sağlar, köyleri yakar, şantiyeleri basar filandı yani. Peki hocam, şunu sormak istiyorum açıkçası. Ama şimdi öyle değil. Evet, fark ne? Evet, büyük resimden aslında başlasak, mikro inelim hocam. Buyurun. Dilerseniz. Şimdi hocam, tabii artık tarihten gidiyor. İşte Saypikot Anlaşması 100. yılı. Saypikot Anlaşması neydi hocam? Osmanlı coğrafyasını bölen. Evet. Batılıların istediği gibi cetvelle çizdikleri topraklar. Evet. Bugün 100. yıl ve yeniden bir tanzim dönemi görüyoruz açıkçası. Evet, doğru. Şimdi hocam, bu bahsettiğiniz terör bağlantısına baktığımız zaman Orta Doğu'daki bu politika, bu mezhepsel bölünme ve etnik bölünmeler sizce hocam nasıl şekillenecek? İsterseniz Suriye'nin kuzeyinden başlayalım. Irak'taki durumdan da söz edelim. Haritalarınız var hocam, çok önemli. Bu konu hakkındaki hocam düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Şimdi efendim şöyle başlayalım o zaman. Ama şuna son bir cümleyi koyayım. Yani Türkiye, bakın, PKK ilk defa yurt içinde kış üstlenmesini yapamadı. Şu an yapılan operasyonlar da PKK'nın eylem güçleri, evet eylem gücü olan unsurlar var ama ağırlıklı olarak artık ve aparatlarına yöneliktir. Özellikle bunu söylüyorum. Evet. Dikkat edin, eş zamanlı olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonlar yapılıyor. İşte Kocakoç ve Sincar'da bunların örneğidir yani. Dolayısıyla PKK'nın artık kaçacak yeri kalmadı. Yani köşeye sıkışmış durumda. Hatta göreceksiniz yakında anlık istihbarata dayalı anlık hava harekatları bile bölgede, yani o Sincar Kocakoç hattında ve daha civarda da yapılabilir. Türkiye bu kararlılıktadır. Peki hocam, bir endişemi sizle paylaşabilir miyim? Şöyle, buyurun, bir ihtimal olabilir mi? Şimdi PKK, PYD, YPG, bunların isimleri başka olacak. Hiçbir rozeti yok, üniforması da yok. Bir tarafta El Nusra'da, bir bakıyorsunuz PYD'de. Peki hocam, şöyle bir politik olabilir mi? PKK bitme noktasına geldi. PYD bitme noktasına geldi. Bunu destekleyen batılı güçler, biliyorsun hiçbir örgüt hocam destek olmadan ayakta kalamaz. Bunları kendi içinde özümseyecekler mi? Yoksa başka bir legalize, onları meşru hale getirecek bir oluşum mu yapacaklar hocam? Bunu başka türlü bir mücadeleye efendim bir üçüncü yoluya deneyecekler. Evet. Ne yapacaklarını söyleyeceğim. Buyurun. Buna da hazırlıklı olmamız, evet, lazım. Ancak müsaadenizle oraya geleceğim. Yani önümüzdeki geleceğe bir projeksiyon da burada ifade edeyim ki ne olacağını bilelim, ona göre de strateji, tabii, geliştirmemiz, tabii, lazım. Aynen. Fakat şu sizin sorduğunuz şeyden başlayalım. Bunlar çünkü hakikaten derinliğine incelenmesi gereken hususlar. Şimdi bakınız, ilk ne oldu? Hatırlayın, 90 yılında işte 1. Körfez Savaşı, sonra 2003 yılına kadar beklendi. 36. paralel çizildi, Irak devleti bölündü, işte kuzeyde bir ayrı oluşum yapıldı vesaire. Ondan sonra da 2. Körfez Savaşı'yla da, Irak'ın işgaliyle de Irak'ın kurumsal devlet yapısı çökertildi. Çökertildi. Evet. Ne oldu peki kurumsal devlet yapısı çökünce? Toplum birbirini yemeye başladı. Yüzlerce ayrı grup birbiriyle savaşmaya başladı. Sürekli kan döküyor. Yani işte Şiiler diyorsunuz. Şiiler kendi içinde 46 grup. Sünniler diyorsunuz. Aynı şekilde. Yani bir sürü gruplar, alt gruplar, bilmem neler filan. Bu da yetmedi. Ne oldu? 2010 yılında Tunus'ta 8 Aralık'ta Arap yangını başlatıldı. Domino taşı etkisiyle ta Suriye'ye kadar geldi. Aslında planda, Orta Doğu, Büyük Orta Doğu planında Türkiye'nin de, tabii, bunun içinde olması gerekiyordu onlara göre. Rice'in yazdığı raporda, evet, tırnak hocam, içinde söylüyorum. Onların planında bu da vardı. Ama işte Türk milleti taş koydu. Bak sen şu Allah'ın işine. Bunu durdurdu. Bu devam etmedi. Fakat ne oldu? Bakın, birinci tur kurumsal devlet yapıları çökertildi. İkinci tur toplumlar, başta Irak olmak üzere, moleküllerine kadar ayrıştırıldı. Evet. Atomize edildi. Evet. Neden? Çünkü yeniden siz işte Sykes-Picot çizebilmeniz için bölgede size
direniş gösterebilecek unsurlar kalmaması lazım. Yok etmeniz lazım. Evet, yani bölgede unsurlar olur. Bir miktar direnme güçleri de olur ama size direnemezler. Etki etmez. Ha, şimdi henüz daha bölgede direnecek unsurlar var. O yüzden hala daha, bakın dikkat edin, Amerika'nın YPG dayatması, Rusya'nın B planında işte orada özerk bölgeler bilmem neler ya da Almanya'nın, Avrupa'nın işte o hali kaldırın, terörle mücadelede şey, bu var. Yani ona zemin hazırlamaya bunun arkasında bu var. Yani burada bu toplumları daha da ayrıştırıncaya kadar, daha da kanını emip, sömürüp, kanı dökünceye kadar bir süreç gerekiyor. Şimdi biz bunu böyle gördüğümüz zaman kısaca şunu diyoruz efendim. Bu Türkiye'nin güneyindeki hadisenin en az 15-20 yılı var. Bakınız bu 100 yıllık bir projedir. Çok güzel söylediniz. Ama bizim önümüzde en az 15-20 yıllık da bir süreç var. Nedir bu 15-20 yıllık süreç? Bu bölgelerde artık özellikle Irak'ta söylüyorum. Suriye'de olursa da merkezi Şam bölgesinde olma ihtimali var. Diğer yerlerde olma ihtimalini çok çok zayıf görüyorum. Artık yeniden bir kurumsal devlet yapısı oluşturulabilme şansı yok. Artık bu ihtimal yok hocam. Şu an Irak'ta yok. Yok yani. Artık çok zor. Ve raporlar da bunu söylüyor. CIA'nin falan yayınladığı raporlarda da bu geçiyor. Ama şey yapamadıkları iki şey var. Bir, Suriye'de işte özellikle Türkiye'nin ve Rusya'nın da müdahalesiyle durdu. Ve Türkiye istikrarsızlaşmadı. Bölgede kale gibi duruyor ve hatta daha da güçlendi. Belki de 15 Temmuz'da bunun parçasıydı. O işte. Evet. Yani olmaması zaten normalde bekliyorlardı. Böyle domino taşı gibi. O devrildi, bu devrildi, Suriye. Oydu işte. Orada işte. Türkiye devrilmedi. Yani duruyor. Zamanlamaya bakın hocam. Ve ne oldu? Dediler ki yeni bir şey yapmanız lazım. Türkiye'yi aynı bu ortama çekebilmek için yeni bir şey yapmak lazım. Uçak vuruldu işte biliyorsun. O olmadı. Rusya ile Türkiye savaşmadı. İkincisi işte 15 Temmuz. İçeriden bari bir hareket. Sonra Karlova vurdular büyükelçini. Sonra işte büyükelçinin vurması. Yani bütün bunlara rağmen yani milletimizin ferasetiyle varlığını devam ettirme başarılı. Evet işte dolayısıyla şunu, yani bunun ölçüsü şu. Türkiye 15-20 yılın ölçüsü şu. Minimum 15-20 yıl daha bu deminki anlattığım süreçleri bu Avrupalılar, Amerikalılar takip edecek. Tahminimiz bu. Yani bu bölgede iyice daha da moleküllerine kadar ayrışıp artık cetveli işte adı her ne olursa şimdi o zaman Skyst'ı, Picot'tu şimdi ne olursa cetveli koyup çektiği zaman hiç kimse itiraz etmeyecek bir pozisyona haliniz. Gelebilecek sürenin bu olduğu tahmin ediliyor. O yüzden diyorum 15-20 yıl diye. Yani bir kendi tahminim değil bu. Yani bir makro bakışla ortaya konan biri. Dolayısıyla Türkiye ama tamam böyle de Türkiye sürekli zarar görüyor bundan. Şimdi Türkiye ne yapmalı hocam? Şimdi işte ona geliyoruz. Türkiye bundan zarar görüyor. Bir kere bir bunu bilmemiz lazım. Biz çünkü Türk milleti olarak hakikaten tez canlı insanlar. Hani isteriz ki ya ortada hemen gidelim düzeltelim. Herkes bir huzura kavuşsun. Ortada yok böyle bir şey. Bakın Avrupalılar Amerikalılar böyle düşünmüyor. Milletimiz yani bunu aman dikkat etmemiz lazım. Bizim de planlarımızı uzun vadeli, uzun soluklu stratejilere dayandırmamız lazım. Bu son derece önemli. O yüzden burada yapılacak şey birinci aşaması tamamı. Üç aşamalı bir şey düşünülmeli bu olay. Birinci aşamada yurt içindeki terör varlığı bitirilmeli. Ki Elbap'la zaten girildi. Kocakoç, Karakoç, Sincar ve Kandil hattı özellikle bu anlamda sürekli baskı altına alındı ve bu baskıya dayanılarak özellikle son 10 yılda üretilen teknolojiyle birlikte teknoloji yoğunluklu mücadele konseptinin de gereği olarak o geçilmez dağlar geçildi, görünmez arazi görüldü, takip edilemez, bilinemez deyip kıyıda köşede saklanan, deliklere saklanan teröristler saklandıkları inlerinde vuruluyor, tespit ediliyor, etkisiz hale getiriliyor. Bu hale geldi. Dolayısıyla buradaki başarı hiçbir ülkenin lütfu falan değil Türk milletine. Türkiye'nin kendi başarısı. Türkiye'nin kendi tırnaklarıyla, kendi gücüyle kazandığı başarıdır. Tamam mı? Zaten o bombaların patladığı. Bunu çok iyi vurgulamak lazım. Büyük şehirlerde. Yarın bir gün kitaplarda hiç kimse böyle yazmasın. Amerikalılar bunlara şunlara verdi de yok bunlara rağmen Türk milleti bunu başardı. Bir kere bunun altını ben kalın harflerle çizmek isterim. Yani hocam artık Türkiye bu terör stratejilerinde savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmiştir. Net bir şekilde. Yani
bombacı o yeleği giymeden artık müdahale edebiliyoruz. Evet. Efendim, şöyle kamyonu doldurmadan bombayla gidip onu imha edebiliyoruz. Evet, yani proaktif yaklaşımı proaktivite imkanı kazandı. Ya yani önceden de bunu istiyorduk ama olmuyordu ki. Göremiyorsun, körsün, sağırsın. Ya elindeki klasik silahlarla bölge atışları yaparak terörle mücadele ediyorsun. Yani şimdi daha söylenecek çok şey var. Ancak program yetmez. Evet. Dolayısıyla daha stratejik davranmaya çalışıyorum. Efendim bunun 3 aşaması var. Buyurun. Bakın. Şimdi PKK üzerinden biraz o olayı anlatmak isterim. Bakınız. Kandil Dağı'nın Türkiye'ye kuş uçumu mesafesi 80 kilometredir. Aynı şekilde Karakoç ve Karakoç'tan daha güneye inip Sincar Dağı'nın Türkiye'ye olan mesafesi de kuş uçumu yaklaşık 80 kilometredir. Bunlar tesadüf değildir. Doğru. Bakın evet. Bunlar PKK'nın ilgi sahasıdır Türkiye'ye. Ve arasında da bakın dikkat edin Kandil Dağı ile Sincar Dağı aynı düzlemdedir. Evet. Bu da tesadüf değildir. Bakın bu alan yani 80 kilometre derinlik ve 280 kilometrelik Irak'taki genişlik bir kare bir dörtgen oluşturur. Dörtgen oluştur. Bu işte PKK'nın evet. Türkiye'ye etki edebileceği alanda yani ilgi sahası dediğimiz Türkiye'ye maksimum en fazla bu derinlikte etki edebilir. Etki etmek için saldırı pozisyonu konuşlanabilir. Yapıyorlar. Etki etmek için konuşlanabilir ki biz buna askerlikte ilgi sahası diyoruz. Evet. Şimdi burada şunu ifade. Hani diyorlar ya bu bir sorunun cevabı aslında. Diyorlar ya ya Türkiye işte derinlikte bir tehdit gördü. Ne yapacak? Ona gidip etki edecek. Daha sonra bir daha çıkarsa ne yapacak? Efendim öyle değil ki olay. Yani belirli bir derinliğe kadar Türkiye bölgede güvenliği sağlar, terör unsurlarından temizlenirse onun altındaki terör unsurlarının Türkiye'ye etkisi kalmıyor. Bütün manevra alanları bütün manevra alanları hocam, bitmiş şey oluyor. Bakın işte burada PKK örneğini veriyorum yani. Evet. Bunun altındaki PKK'nın Türkiye'ye doğrudan bir etki edebilecek bir gücü imkanı kalmıyor. O aynı şekilde baktığımızda bir ikinci harita daha göstereceğim. Hani hem Suriye hem Irak genelinde düşündüğümüzde diyoruz ki Türkiye'nin güvenliği Halep Musul hattından geçer. Biraz daha yakın gösterebilirsek izleyicilerimiz evet. Belki daha iyi görebilecek. Dikkat edilirse bakın Halep Musul hattı nereye dayanıyor? Kandil Dağı'na dayanıyor. Evet. Bakın aynı düzlemdeler. Tamam mı? Hanekent Kandil hattına dayanıyor. Sincar'dan geçiyor. Ya bu da tesadüf değildi. Yani dolayısıyla Türkiye Elbap'a yaptığı operasyonla ne kadar büyük ve önemli bir iş çok yapmış olduğunu çok bakın harita üzerinden yaptığımız teknik analiz de doğruluyor. Doğruluyor. Çok açık bir şekilde evet. Gösteriyor. Şimdi ikinci safhası budur efendim. Yani bu alanda işte bir tarafta PKK, bir tarafta PYD ki birbirlerinin iç içe girmiş matruşkalar bunlar sürekli Türkiye'ye terör yiyor. Şimdi Kocakoç, Sincar, Kandil hattı nasıl baskı altına alındıysa Elbap'la da PYD bölgesi baskı altına alındı. Ve gerekirse biliyorsunuz Türkiye başka noktalardan geriye kalan 811 kilometrelik Suriye sınırındaki başka noktalardan da girerek bu bölgedeki PYD varlığını bitirme hazırlığı içerisindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da evet. Gayet net bir şekilde açıkladı evet. Ve bu işte Donald Trump'la yapılacak görüşmede de çok ortaya konuldu. Çok önemli bir görüşme. Evet, yani. Son derece önemli. Tamam mı? Bunda ne? Ve bakın şunu altını tekrar çiziyorum. Bu yapılmalıdır da. Bakın söylüyorum. Ulusal güvenlik için zaruri bir şey. Bakın ne yazdık burada? Türkiye'nin güvenliği için kritik bölgedir bu alan. Hı-hı. Bu alandaki terör varlığı ortadan kaldırılıp Türkiye'nin sınır hattından itibaren değil, sınırlarının derinliğinden itibaren güvenliği sağlanmalıdır. Ve terör ihracını bu şekilde keser. Ve bu şekilde keser. Tamamen keser. Ama bu yetmez. Şimdi üçüncü safhası var, onu da söyleyeyim. Şu hattın güneyin, bu hatta yani bu yaklaşık 30-35 kilometrelik hatta ki bu koridor nasıl şimdi PYD koridoru oluşturulmaya çalışıyorsa tam tersi Türkiye müzahir unsurlarla bu alan Türkiye tarafından terörden arındırılmış ve kontrol altına alınmış bir bölge haline getirilmelidir. Hocam, biraz daha şöyle dik tutarsanız izleyicilerimiz daha iyi görecek. Bir bölge haline evet, getirilmelidir. Evet. Bu sayede Türkiye güvenliğini sağlamış olur. Üst bölgesi hocam gösterdiğiniz gibi kritik bölgesi evet, Türkiye'nin. Evet, Türkiye'nin güvenliği için kritik bölge dediğim evet. Yer Halep Musul Kandil hattıdır. Halep Musul Kandil hattı. Evet. Şimdi bundan sonra da tabii dediğim gibi bu sayede demin de söyledim terör örgütlerinin Türkiye'ye doğrudan müdahale edebilecek bir ilgi sahasını yok etmiş oluyorsunuz. Yani bir zemin bulamayacaklar bunu yapacak. Bu bölgede hayır şu var. Bakınız başka bir bölgede de yerleşme zemini bulabilirler ama Türkiye'ye gelip de etki edemezler.
Tamam mı? O zaman çok yol kat etmeleri, çok zayiat vermeleri ve kendilerini tüketmeleri gerekiyor. Maliyeti de zaten o. Tabii tabii yani. Tabii. Şimdi ne yapacaklar onu da söyleyeceğim. Evet. Tamam mı? Bu arada bir artık günümüzde dünya algıyla yönetiliyor. Evet, algı. Bakın size iki tane enteresan harita göstereceğim. Şimdi şeyi hatırlayın. PYD bölgesini hatırlayın. Türkiye'nin güneyi böyle sapsarı, evet. Tamam mı? Filan. Evet. Bakın 2 yıl önceki harita. Sarıcıkları evet. Görüyor musunuz? Bakın. Sonra 1 yıl sonraki harita. Sarılar nasıl büyümüş görüyor musunuz? Şimdiki haritaya bakın her taraf sapsarı. Şimdi bu nereden oluyor? Bunu da söyleyeyim de kıymetli basın mensupları da bunu bilsin. Tabii. Bu durum şundan oluşuyor. Bakın yavaş 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 büyütüyorlar. Tamam mı? İşte algıyı biz tabii geçmişi hatırlayamadığımız için böyle o şey sanki Türkiye güneyden ya hakikaten tırnak içerisinde söylüyorum böyle Marksist ideolojiye dayalı bir Kürt devleti varmış da orada her yere hakimmiş falan gibi kafamız. Yok efendim yok öyle bir şey yok. Bakın böyle bir şey yok. PYD'nin bulunduğu birkaç tane köy birkaç tane mahalle var orada. Tamam mı? O haritalarda ya, göründüğü gibi orada değil, böyle komple. Değil. Değil yani öyle bir evet. Şey yok. O alan tamamen PYD'nin kontrolünde falan değil. Kimse o öyle bir şey düşünmesin. Ama nasıl oluyor? Bunu yurt dışındaki özellikle Avrupa medyası böyle yavaş yavaş bu haritaları yayınlıyor. Bizim medyamız da o haritaları sanki dışarıdan doğal olarak doğal bir tepki kimseyi suçlamıyorum. Bizim medyamızı sadece bilgilendirmek istiyorum. Sanki orada bir dış kaynak istihbaratıymış gibi alıp yayınlıyor. Güvenli ya, bir istihbarat. Evet yani dış kaynak, dış açık kaynak istihbaratı olarak yayınlıyor. Ama farkında olmadan da biz bu adamların sanki o bölgede böyle varlıkları muhkem, kocaman bir devlet, kurumsal devlet yapısındaymış gibi de bir algıya alet oluyoruz. Buna dikkat edin. Asıl gerçek şu bile değildir bakın yani. Şu bile değildir. Birkaç tane köy, köycük mahallede filan bunların unsurları var. Amerikalılarla filan takviye edilir. Eğer Amerikalılar filan da olmaz orada barınacak durumları da yok yani. Hocam IŞİD'in geri çekilmesine ne diyorsunuz DAEŞ'in orada o konuda sizce? Ya, o yapılan operasyonlarla birlikte sanki hani DAEŞ ortadan kaldırılıp başka bir şey bir yerine konacak? Mesela bir yerde şunu yapacaklar. Evet. Burada ben müsaadenizle DAEŞ konusuna şöyle değinmek isterim. Önemli bir aktör. Yani DAEŞ'in Kandili'de Rakka yapılmaya çalışılıyor. Yani Rakka, PKK'nın nasıl Kandili varsa DAEŞ'in de Kandili Rakka olmuş durumda. Tamam mı? Ve Türkiye'nin güvenlik kaygıları bölgedeki terör unsurları tamamen yok edilinceye kadar ve kurumsal devlet yapısı, egemen yerleşik bir kurumsal devlet yapısı ortaya çıkıp bölgeyi kontrol altına alıncaya kadar bitmeyecektir. Bitmez. Dolayısıyla evet birinci bölümde biz yurt içinde terörü bitirdik. Araya mesafe koyduk ve o mesafenin altındaki terör unsurlarıyla PYD'si olur, PKK'sı olur, DAEŞ'i olur, El Nusra'sı olur, her ne zıkkım olursa. Yani bütün insanlığa düşman bu terör unsurlarıyla mücadele ederken etmeye devam edeceğiz ama şöyle de bir durum vardır. Bakın harp tarihi bize bunu göstermiştir. Mesele burada neye odaklanacağınızı da bilmeniz lazım ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok net bir şekilde ifade etti. Rakka. Ancak Rakka'ya yapılacak operasyonla bu deminki söylediğim Halep, Musul, Kandil arasındaki o yani Suriye'nin kuzeyindeki bölgeye yapılacak operasyonlar fark var. İkisi o da şu nasıl hem de çok önemli bir fark var. O da şu. Bu bölgede yapılan bu bölgenin derinliği 30-35 kilometre, 40 kilometre olduğu için bu bölgeye çok rahatlıkla taktik birliklerle taktik birlikler desteğindeki o yerel unsurlarla rahat operasyon yaparsınız. Ve geri bölge tehdidiniz olmaz. Neden? Çünkü taktik birlikler hem cephe genişliği hem de alandaki derinliğine tertiplenmeleriyle kendi gerilerini koruyabilirler. Bunlar için ayrıca bir yani bir tugayın cephe gerisini filan o alanda kendi kendine çok rahat sağlayabilir. Evet. Niye? Öyle dizayn edilmiştir bunlar çünkü bu birlikler. Ama Rakka mesafe itibariyle ki en yakın mesafe Akçakale hattıdır. Mesafe itibariyle taktik seviyeden operatif seviyeye evrilmek zorundadır. Yani birkaç tugay bir de birkaç tugayından belki biraz daha büyük bir kol ordu seviyesinde tek başına eğer Türkiye düşünürse ki ben onu önermiyorum. Bir operatif seviye operasyon olacaksa mutlaka o zaman geri bölgenizi düşünmek zorundasınız. Hani ilk başlarda hatırlayın Rakka'ya Elbap'a doğru inerken işte daha derinliğe inildikçe daha şiddetli çatışma. Yok dedik ya öyle bir şey yok. Niye? Çünkü Elbap bir tugayın taktik olarak
cephe derinliği içerisindedir. Yani bir Tugay zaten buraya gider. Rahatlıkla da bu bölgeyi kontrol altına. Ama ne bölgede siviller var, yavaş gidecek. Yani öyle gittikçe kesafete artan sanki Maginot hattındaki Fransız savunma derinliğiymiş gibi falan düşünmeyin dedik. Ve dediğimiz gibi de olduk. Öyle Armageddon falan savaşları da çıkmadı yani şey dabıkta çıkmadı. Mabıkta. Hocam 10 dakikamız kaldı yaklaşık. Evet. Çok güzel gidiyoruz tabii. Zamanımız çok olsa keşke hocam. Süper evet. Baktı program. Şimdi hocam şu soruyla aslında bir bağlayalım. Bu da. Hani o yüzden Rakka önemli. Evet, Rakka ve önemli. Rakka'ya yapılacak operasyon mutlaka koalisyonlarla yapılmalıdır. Yani bölgedeki diğer aktörlerin de katılımı, Amerika, Rusya ve Türkiye'nin ve katılacak diğer Avrupa ülkelerinin koalisyonuyla. Çünkü IŞİD, DAEŞ insanın ortak düşmanıdır. Kesinlikle. PKK gibi aynı şekilde. Orada da yuvalanmışlardır. Musul operasyonuna paralel olarak Rakka operasyonu da düşünülmelidir. Ama Türkiye için öncelikli değildir. Öncelikli bu dediğim alandır. Fakat göz ardı da edilemez. Edilemez. Yani onu da düşünmek lazım. Tamam evet. Hocam. Hocam peki şimdi PYD konusuna gelirsek. Şimdi Türkiye'nin PYD kırmızı çizgisi ve en hassas noktası. Biz bunu Astana görüşmelerinde biz PYD'yi burada bir meşru bir legal bir oluşum olarak göremeyiz. Bu PKK'nın bir organik bağıdır dedik. Net bir şekilde altını doğru çizdik. Şimdi bakıyoruz Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinde iyileşme aşamasına geldik. Fakat işte Moskova'da PYD bürosunun işlevi devam ediyor. Rusya PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor. Amerika Birleşik Devletleri zaten PYD'nin generaliyle, komutanıyla, PKK'nın bilmem nesiyle kol kola geziyor. Hocam bu PYD'nin bu Türkiye, Rusya ve Amerika arasındaki bu denklemdeki yeri ne olacak? Veya Türkiye bu konuda ne yapmalı sizce hocam? Örneğin Rusya açısından, Amerika Birleşik Devletleri açısından ve bölge politikaları açısından. Evet, şimdi tabii bir kere iki ana seçenek var yani gördüm. Nasıl? Hatırlayalım. Aslında Türkiye ne yapmalıdır? Yaptı. Ne yaptı? Elbap operasyonunu evet. Yaptı. Herkese ve her şeye rağmen yaptı. Ve 15 Temmuz'dan çok kısa süre sonra evet, yaptı. O bile yani, müthiş bir mesleğidir. Evet, evet. Hani öyle işte ordu yok oldu bilmem ne filan söylemleri ayyuka çıkmışken gösterdi. İspat, somut bir ispat. Türk ordusu ne olduğunu öyle suya yazı yazmakla çıkıp 3-5 tane karargahta filan dolanmakla bu işler olmuyormuş demek ki. Yani, çünkü binlerce yıldır siz kendi kültürünüzde bir ordu yaratmışsanız kendi dokunuzdan olan öyle tutup da birkaç tane çapulcuyla filan bu orduyu öyle ele geçirmek, ordunun şeyini kırmak mümkün değil. Bu ordun neleri burada Anadolu'dan kovaladı yani şimdi. Dolayısıyla bakın ne oldu? Herkese ve her şeye rağmen Türkiye yapacağını yaptı. Bak dedik ondan sonra da ben buna devam ederim. Ama yani şu PYD inadını bırakın hep birlikte bu işi bitirelim. Fakat demin anlattığım gerekçelerden dolayı ve şu an özellikle Amerika'nın içinde bulunduğu durumdan dolayı bakın Donald Trump 100. gününü bitirdi ama henüz daha alt kademede her istediği kişiyi atayamadı. İcraatlarında da zaten. Ve maalesef hem Pentagon'un hem de Beyaz Saray'ın alt kademesinde Trump'a muhalif kişiler maalesef yerlerindeler ve bu politikaları da bunlar belirliyor. Yani ben geçen bir konuşmada o yüzden dedim yani bu nedir bu husus işte hani hatırlarsanız PYD ile Türkiye arasında Amerika işte 250 kişilik 48 araçlık bir konvoy gönderdi filan konusu gündeme geldiğinde. Yani dedim eski yönetimin uzantıları maalesef bu politikaları belirliyor. Hala da devam ediyor. Yani şimdi tabii. Bu anlamda Amerika'da Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmelerde çıkacak sonuç son derece çok belirleyici önemli. Olacaktır. Yani önemlidir ama önemli olmasının ötesinde belirleyici olacaktır. Nasıl belirleyici olacaktır? Yani bu anlamda aynı Elbap gibi bundan sonra bölgedeki terör varlıklarını ortadan kaldırmakta bir Amerika'nın özellikle bir paradigma değişimi olacak mı olmayacak mı? Çünkü başlangıçtan itibaren de Donald Trump yaptığı konuşmalarda bu paradigma değişimine yönelik çok ciddi sinyaller verdi. Rusya ile işbirliği yapalım, IŞİD'i yok edelim dedi. Evet. Rusya ile yani, işbirliği yapmamak yapmaktan daha kötüdür dedi. Filan. Hayır, PYD ile ilişkinde yani sanki Türkiye ile birlikte Türkiye'yi müttefik olarak benimseyen, PYD'yi dışlayan işte 100 günde o şeyin
Barack Obama'nın yaptığı planı, Ekim ayındaki planı çöpe attı. Tekrar ilk 90 günde bir plan yapın dedi. Sonra 60 güne çekti. Sonra 30 günde vesaire gibi. Yani hani bu ne demektir? Barack Obama döneminde yapılan planı ben kabul etmiyorum dedi. Etmiyorsan neyini kabul? Demek ki bir şey, farklı bir şey yapman lazım. Ama ortaya çıkan sonuçlar, plan nedir bilemeyiz ama sonuçlar eski yönetimin planlarının işlediği yönünde. Acaba gerçekten böyle mi değil mi? Ancak şunu biz gereklilik olarak söyledim. Yani Türkiye bunu, bölgeyi, şu gösterdiğim özellikle Musul, Halep hattının kuzeyindeki bölgeyi mutlaka terör unsurlarından temizlemek zorunda. Daha sonra da kendisi için tali önemli ama bölge için stratejik önemdeki işte Rakka gibi yerlere de koalisyonu, operasyonu devam ettir. Eğer bu şeyde paradigma değişimini görür Türkiye. Görmezse Türkiye'nin elinde tonlarca seçenek var. Yani şöyle tamam, bir algı yaratılmasın. Yani oradan çıkan sonuç, eğer Amerika bu anlamda Türkiye ile birlikte hareket etmezse Türkiye'nin eli kolu bağlı gibi bir şey anlaşılmasın. Bunun örneği de Elbap'tır. Kesinlikle. Yani ve diğer yerler için de demin isimlerini zikretmedim. Ama haritadan bakanlar görür. Birazcık da sinyal verdik. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Güvenlik Kuvvetleri, Türk İstihbarat Birimleri de diğer seçenekler için hazırdır. Bunun bir göstergesi olarak da hem Sayın Genelkurmay Başkanı, hem MİT müsteşarı, hem de Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü üçü birlikte gittiler. Bu bir planın, hazırlıklı evet, bir evet. Durumun göstergesidir. Aslında birçok şey orada belli edildi. Yani bu yani. Ya işte ben soruya cevap veremezsem Sayın Kalın siz verin, Sayın Kalın veremezse MİT müsteşarı versin bu cevabı falan diye gitmedi onlar. Onlar bir hazırlığı orada ifade etmek üzere gittiler. Ve bu konuda Türkiye'nin ciddiyetini ortaya koyma en güzel şekilde de gösteriyorlar. Yani Amerika artık anladı değil mi hocam? Bu bölgede barış olacaksa Türkiye'siz barış mümkün değil. Efendim bunu Rusya çok önceden dünya anladı. Evet. Yani neden? Bak, bu soruyu da cevaplayalım. Yani niye? Çünkü dikkat edin. Bölgede devlet aygıtı olarak silahlı gücünü bulunduran, kurumsal silahlı gücünü bulunduran tek ülke Türkiye'dir. Kara gücünü bulunduran tek ülke Türkiye ve biz yıllardır terörle mücadelede o kadar kanıksadık ki işte bizim çocuklar gittiler Elbap'ı aldılar. Evet Allah rahmet eylesin şehitlerimiz de oldu ama bölgede huzuru sükunu sağladı, verilen görevleri de yerine getirdiler filan diyoruz. Fakat inanın o Elbap operasyonunun dünyada bıraktığı etki bizdeki bıraktığı etkinin çok üstünde. Çok fazla. Gerçekten çok çok büyük bir etki yarattı. Ya bunu Türkler nasıl girer buraya, burayı nasıl aldı, bu IŞİD'den nasıl temizlediler diye hala daha... Bataklık diyorlardı hocam. Evet, i̇şte bataklık diyor. İşte bak bataklığı nasıl kurutturlarmış. Evet. Yani mesele bu irade ve şey. Ve bu irade, yani aynı benzer iradeleri de Türkiye 811 kilometre artı 386 kilometrelik Irak sınırında gösterecek inisiyatifte. Bunu bir kere daha planlarıyla Amerikan yönetimine sunmaya girildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da gittiğinde bunu tamamlayacak ve net en yüksek ağızdan, devletin en üst organından bu ifade edilecek. Evet. Ondan sonra da artık Amerika'daki bunun etkisi ölçülecek. Evet. Ha, birlikte olunursa dünya barışına herkes daha fazla katkı sağlar. Ama olmazsa da Türkiye yapması gerekenleri yapacaktır. Ben bundan bir endişem yok. Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten... Ben son bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. 30 saniye daha müsaade ederseniz. Bakın şu an Suriye deki durum rejimle muhalifler arasındaki bir çatışmanın çok ötesinde küresel güçlerin karşılıklı hamle yaptığı bir arena haline dönüyor. Ve Türkiye burada son derece belirleyici merkezi bir konumdadır. Hani demin söylediniz ya Türkiye siz bırakın. Ya Türkiye olmasa orada ne Rusya ne Amerika da olamaz. Ben size söyleyeyim yani. Dolayısıyla hocam, Türkiye'nin gücü ve önemi son derece büyük. Gerçekten çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ayağınıza ederim. Sağlık. İnşallah Amerika ziyaret sonrası bir program. İnşallah her zaman ne zaman derseniz biz takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, gerçekten dop dolu bir program oldu. Eray hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar inşallah buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.